Arkadaşlar merhaba. Sizlere kapanıp açılmayan telefonlar hakkında küçük bilgiler vermek istiyorum. Belki çoğu arkadaşımızın başına da gelmiş olabilir ama kanalımızın asıl amacı gereği bu bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar özellikle Android telefonlarda şöyle bir problem başladı. Telefonumuza hiçbir fiziksel müdahale olmadan yani düşmeden kaynaklı, işte su temasından kaynaklı herhangi bir fiziksel etken olmadan telefonumuz kapanıyor ve hiçbir şekilde açılmıyor. Yani cihazı şarja takıyorsunuz, açmaya çalışıyorsunuz açılmıyor. Herkesin yaptığı gibi açma tuşuna basılı tutuyoruz ki basılı tutarak zaten telefon açılmasını sağlamamız gerekiyor. Ve cihaz hiçbir şekilde açılmıyor, hiçbir şekilde tepki vermiyor. Sizin de başınıza bu geldiyse bu telefonu nasıl açmanız gerektiği konusunda size küçük bilgiler vereceğim arkadaşlar. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki arkadaşlar, Android telefonlarda bu problem çoğu zaman artık fazlasıyla meydana gelmeye başladı. Ve bundan kurtulmanın yolu da hard reset dediğimiz menüye giriş sağlamanız gerekiyor. Her telefonun bir hard reset kısmına yani sistem menüsüne girebilmenin yöntemi var. Özellikle benim kullandığım telefon şu anda Xiaomi marka bir telefon. Sizinkisi Samsung olabilir, Huawei olabilir veya herhangi marka olabilir. Siz de telefonunuzda hard reset tuşlarında nasıl giriş yapabileceğinizi öğrenmeniz gerekiyor. Bu tuşları öğrendikten sonra da evet bu telefonu uyandırabileceğiz. Şimdi arkadaşlar hard reset menüsüne nasıl gireceğiz? Bu telefonumuzda ses kısma, ses azaltma ve power tuşumuz var. Hard reset tuşları ses yükseltme ve power tuşuna aynı anda bastığın zaman gireceğim. Deneyelim. Şimdi bu telefonum hiçbir şekilde açılmıyor benim. Yani tepki vermiyor ve şimdi göreceksiniz açılacak. Aynı anda basıyorum arkadaşlar. Ses yükseltme ve power tuşuna şimdi aynı anda basacağım. Evet, gördüğünüz gibi şu anda cihazım tepki verdi. Yani doğrudan power tuşuna basmamız hiçbir anlam ifade etmezken bu iki tuşa birden basmamız cihazın aktif olmasına sebebiyet verdi. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bir menü açıldı ve burada şöyle yakınlaştırayım. Reboot diye bir menümüz var. Şimdi arkadaşlar bu kısımda dokunmatik ekran hiçbir şekilde çalışmıyor. O yüzden bu menülerde gezebilmek için gördüğünüz gibi şu yan taraftaki tuşları kullanmamız gerekiyor. Ve biz buradan reboot diyeceğiz. Yani yeniden başlatmamız lazım. Reboot'un üstüne geldikten sonra giriş yapabilmek için power tuşuna bir defa basacağız. Basıyorum. Ve tekrar bir menü açıldı. Reboot to system diyor. Evet, şimdi tekrardan buna power tuşuna basarak bunu kabul edeceğiz. Ve cihazın yeniden başlamasını sağlayacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi cihazımız yeniden başlamaya tekrardan çalışmaya başlamış oldu. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Eğer cihazınızı çok uzun bir süre kullanmadıysanız ve bu videoyu şimdi izliyorsanız telefonunuzun bataryasının tamamen boşalmış olma ihtimali var. O yüzden bu işlemi yaparken eğer şarjın olmadığını düşünüyorsanız eğer telefonunuzu şarja takmanız lazım. Evet, telefonumuzu şarja bağlayalım. Evet, telefonumuzu şarja bağladıktan sonra belli bir süre şarjda olmasını bekleyelim. Bu da işe yarayabilir çünkü çoğu zaman bataryamız tamamen boşalmış olabiliyor. Şarja takmamız gerekiyor. Ve belli bir süre şarj olduktan sonra da bu tuşları kullanarak telefonu açmaya deneyebilirsiniz. Arkadaşlar umarım video faydalı olmuştur. Çünkü bu gibi sorunlar çok fazla insanların başına geliyor. Ve bundan dolayı telefonculara gitmek zorunda kalabiliyorsunuz. Siz de telefoncuya götürmeden önce bu size gösterdiğim hard reset tuşlarını deneyerek telefonu açmaya deneyebilirsiniz. Ki %90 ihtimalle telefonunuz açılacaktır. Eğer donanımsal bir arızanız yoksa eğer. Onun dışında tekrardan kaldığınız yerden rahatlıkla kullanmaya devam edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ne yazık ki Android telefonların ciddi anlamda sıkıntılarından bir tanesi bu. Bunun sebebinin ne olduğunu ben de bilmiyorum. İçine yüklediğimiz uygulamalardan mı yoksa alınan güncellemelerden mi? Hemen hemen bütün telefonların bunu yaptığını söyleyemem ama arada bu gibi sıkıntılar kesinlikle karşılaşıyor. O yüzden inşallah video faydalı olmuştur. Kanalımın asıl amacı gereği öğrendiğim bilgileri kanalımda paylaşıyorum.
Videoyu beğenip destek amaçlı kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Kalın sağlıcakla.